Kivi daha yeni başladık. Bu bahçe işte Ocak ayında 4 yaşını dolduracak. Bu yılki hasadımız ikinci hasadımız oluyor. İşte 6,5 dönüm civarında. Yaklaşık 600 fidanımız var burada. 600 ağaç var. 600 ağacın 525 tanesi ürün veren dişi dediğimiz 75 tanesi de erkek kivi. Erkek kiviler zaten ağaçları vermiyor. Onlar sadece aşılama yapıyorlar. Çiçeğini açıyor, döküyor. Ben sene 2800'den yaklaşık 4'ün üzerindeydi. Bu sene 4'ün altı pek yok. Yani iyi bakanlar, kaliteli yapanlar 5'e kadar satan arkadaşlarımız var Çakırca Mahallesi'nde. Bizim daha ikinci hasadımız. Bir iki bahçe yaptık yaklaşık 14 dönüm. Yani eğer böyle giderse şayet mükemmel yani az bir para değil. Yani pek masrafı olmayan bir şey. Yılda en fazla 3 kere bir ilaçlama yapıyoruz. Bir bağ gibi de bizde bağ da var üzüm bağları. Yani 15, 16, 12, 17 kere ilaçlama yapıyoruz. Yani genelde İstanbul, Ankara. Yani biz İstanbul ve Ankara'ya gönderiyoruz. Yani şimdi soğuk hava deposuna giriyor bunlar. Buzhanelere giriyor. Buzhanede korunma amaçlı depolama yapılıyor. Nisan sonuna kadar düzgün bir soğuk hava deposunda dayanma gücü var yani. Ama şu an yenme şeyi yok daha. Yani şu an ekşimsi, sert bir şekildedir. Yenmez ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bir poşetin içine birkaç kilo koyduk, içine de 2-3 tane elma koyduğumuz zaman yaklaşık bir 2-3. Günü yeme yapmaya başlıyor. Yani elmadağının bir azotu, asiti onu olgunlaştırmasına yardımcı oluyor. Yalova'da yaklaşık 30 küsur yıldan beri ilk zaten Türkiye'de genelinde Yalova'da bu kivi olayı başladı. Ya biz biraz daha geç uyandık. Ya köyümüzde Çakırca Mahallesi'nde yaklaşık bir 14-15 yıldan beri kivi bahçeleri var. Tabii ki Yalova Altınova'nın kivisinden daha kaliteli, daha lezzetli, daha şeker oranı yüksek kivinin Çakırca yani bu İzdik ve Çakırca bölgesinde olduğu söyleniyor ve tüccarlar da bunu bizim buraları daha çok tercih ediyor ve Altınova'dan buradan arazi alıp kivi bahçesi kuran Yalovalı Altınovalı arkadaşlarımız var. Valla bütün çiftçi arkadaşlarımıza, tarımla uğraşan bütün herkese Allah yardımcımız olsun.